Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Haziran 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, evet ayın genel başlıklarına şöyle bir bakalım. Güneş ayın 21'ine kadar İkizler burcunda olacak. 21'inden sonra ise Yengeç burcuna geçecek. Mars ay boyunca Koç burcunda. Merkür retrosu tamamlanıyor. 3 Haziran'da ileri harekete dönecek Merkür. Bu ay Yay burcunda bir dolunayımız, Yengeç burcunda da bir yeni ayımız var. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 21'inden sonra Yengeç burcunda ilerleyeceği için bu ay doğan tüm yengeç burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Evet, İkizler burcundaki Güneş 21'ine kadar 12. evinizi daha çok aydınlatacak. Bu ay aslında biraz böyle içe dönme, biraz kendinizi dinleme, güç toplama süreci. 30 Mayıs'taki İkizler yeni ayı da maddi, manevi veya hani ruhsal, bedensel, zihinsel hayatınızda iyileştirmeler için, şifa arayışları için bir enerji ortaya çıkardı ve şimdi bu Haziran'ın ilk döneminde de devam ediyor olacak. Biraz dinlenebilirsiniz. Belki bir kısa tatil yapabilirsiniz. İşte sağlıkla ilgili konularınıza odaklanabilirsiniz. Hazırladığınız projeler olabilir. Çalışmanız gereken, tamamlamanız gereken konular olabilir. Onlara odaklanabilirsiniz. 3 Haziran'dan sonra Merkür'ün Boğa burcunda ileri harekete dönecek olması, geçtiğimiz Mayıs ayında ertelenen ya da yarım kalmış konuları daha iyi toparlamamızı da sağlayacak aslında. Yani bu da bize bir destek olacak. Ayın 13'üne kadar Merkür Boğa burcunda ilerleyecek. Bu dönemde özellikle yarım kalmış bir proje, hani bir türlü böyle belki sosyal hayatınızda, arkadaş ilişkilerinizde olan bazı sorunlar olabilir. Hani bunları çözmek için de size fırsatlar sunabilir. Venüs Boğa burcunda olacak 23 Haziran'a kadar. Venüs iyicil bir etki olarak size de güzel bir destek olacak. Aslında hani böyle keyif aldığınız konulara bu ay zaman ayırabilirsiniz. Bunlar tatil olabilir, işte keyif, konfor alanınızdaki bazı faaliyetler olabilir. İşte sanatsal aktiviteler, arkadaşlarla sosyalleşmek, belki biraz daha romantik konular. Bunlara zaman ayırabilirsiniz. Venüs çünkü sosyal hayatta size bazı fırsatlar getirecek. Ayın geneline baktığımızda arkadaşlardan da bazı destekler alabilirsiniz bu süreç içerisinde. Ve Venüs'te Uranüs'ün de ilginç bir kavuşumu var bu ay ve Kuzey Düğüm'de de olacak bu Uranüs-Venüs kavuşumu 12 Haziran. 12 Haziran ve yakınlarında özellikle sürpriz bir karşılaşma, ilginç bir tanışma veya tanıdığınız birinden, bir arkadaşınızdan ilginç bir teklif. Hani bir yanda romantik bir teklif de olabilir. Hani işle ilgili bir konu da olabilir. Bir proje gündeme gelebilir. Sürpriz ama sizi destekleyebilecek ilginç gelişmeler var. Yeni adımlar söz konusu. Hani bunlar aslında geleceğe dair bazı düşüncelerinizi, planlarınızı hızlı bir şekilde de değiştirebilir. Evet, ayın 14'ünde Yay burcunun 23 derecesinde dolunay var sevgili yengeçler. Bu dolunay 6. evinizde olacak. Tabii ki 6-12 aksı da burada etkileniyor. Biraz hani yine sağlık konuları, günlük hayatınızın detayları, alışkanlıklarınız, genel düzeniniz, işiniz, mesleğiniz, çalışma şekliniz gibi konuları içeriyor. Dolunaylar bir farkındalık dönemidir, tamamlanma dönemidir. Özellikle geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bazı işleriniz, girişimleriniz varsa onlarla ilgili sonuçlar da alabilirsiniz. İşte beraber çalıştığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler, yardımcılarınız, bazı akrabalarınız, hani bunlar işte teyze, hala, amca, dayı gibi akrabalar olabilir. Onlarla ilgili gündemleriniz de olabilir. Evcil hayvanlarınızla ilgili bazı gündemler olabilir. Bu dolunay bu konuları hayatınıza taşıyabilir. Dolunay ve yakınlarında Güneş'in Neptün'le kare açısı var. Aynı zamanda Satürn'le de bir üçgen açısı var. Biraz hani Neptün bazı alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerektiğini işaret ediyor. Böyle çok idealistçe, çok abartarak, çok hayalci bir şekilde beklentilerimiz varsa, bunlar hani iş konuları olabilir, romantik konular olabilir, bunlara dikkat etmemiz gerektiğini işaret ediyor. Satürn'ün olumlu açısı aslında daha ciddi, daha sağlam temelli girişimlerimizi destekleyecektir burada. Parasal konularda da bazı destekler alabiliriz. Bunlarla ilgili olarak, hani bir iş yatırımı ile ilgili örneğin beklediğimiz bir parasal yatırım ve benzeri konularda destekler alabiliriz. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası dolunayın tesirleri çok yoğun olacak. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Sevgili yengeçler, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında
değişken burçlarda, yani ikizler, yay, balık ya da başak burçlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunayın hani bireysel olarak size tesirleri daha güçlü olabilir. Evet, ve ayın 21'inden sonra güneş artık burcunuza geçiyor. Yaşam enerjiniz artıyor. Enerjinizi topluyorsunuz, yaratıcılığınız artıyor. Başkaları tarafından da daha fazla fark edilmeye başlayacaksınız, dikkat çekmeye başlayacaksınız. 23 Haziran'da Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. Ve ayın son günlerinde artık yeni ay döngüsüyle beraber bir şeyleri düşünmeye, hazırlanmaya başlıyoruz. 29 Haziran'da 7 derece Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak. Her yıl burcunuzda bir yeni ay, bir dolunay olur. Evet, şimdi 29 Haziran'da sevgili yengeçler, sizin yeni ayınız doğuyor. Yeni olasılıklar, yeni gündemler de devrede olacak tabii ki. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 29 Haziran ve yakınlarında doğan yengeç burçlarımız etkileneceklerdir bu yeni aydan. Ve güneş burçları işte 7 derece ya da yükselen burçları 7 derece ve yakınlarında olan yükselen yengeçlerimiz için de bu yeni ay önemli olabilir. Haziran'ın son günleri ve özellikle Temmuz'un ilk yarısı içinde de bu yeni ay gündemleri devam edebilir. Yeni kararlar alabilirsiniz. Yani örneğin bir ilişkinizle ilgili bir adım atabilirsiniz. Hayat, yer değişiklikleri olabilir. Kariyerinizle ilgili bazı planlarınız olabilir. İşle ilgili bazı adımlarınız olabilir. İmajınız, görünümünüz, yani fiziksel olarak da hani kendinizle ilgilenebileceğiniz, belki bazı imaj değişiklikleri, yenilikleri yapabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bu yeni ay tüm buralarda yeni enerjileri devreye sokabilir. Evet, ayın geneline baktığımızda bu ay verimli değerlendirebileceğiniz, gökyüzünden destekler alabileceğimiz, güzel, şanslı kabul ettiğimiz günler de var. Bunlara da kısaca değinirsek, özellikle 10 Haziran, 11 Haziran, 12 Haziran. Bazı sürprizlere açık olun. İşte bunlar arkadaşlardan gelebilir, sosyal çevrenizden gelebilir. Romantik ya da işle ilgili konular. Bazı sürpriz fırsatlar gelebilir. Ayın 19'u, 20'si, 21'i, bunlar da ilginç destekler alabileceğimiz günler. Hani girişimlerimizde, niyetlerimizde diyelim, attığımız adımlarda geri dönüşlerin daha verimli olabileceği, yardımların gelebileceği yine şanslı günler. Bunları da her türlü planımızı uygularken, girişimlerimizde ay genelinde değerlendirebiliriz sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz.
Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.